Doktor Miyancı ile beraberiz. Bilimsel Yayınlar Rehberlik Servisi'nin misafiri Anur Şirvan Miyancı. Hocam, yine çok güzel bir soru geliyor. Bu konuda da sizi durdurabileceğimi zannetmiyorum ama cevap, başarısız olmaktan korkmalı mıyım diyor öğrenciler. Başarısızlıklarımla cesurca nasıl yüzleşeceğim? Ben bu soruyu seveceğinizi düşünüyorum sizi. Ben başarısızlıklarımla nasıl yüzleşeceğim? Çünkü siz de gerçekçiliğin ısrarının altını çizen birisiniz. Yani ya hazırladığın sorular da bir güzel sorular da bir zor sorular. Yani Einstein diyor bir insan zekası yani verdiği cevapın değil sorduğu sorulardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben de teşekkür ederim böyle nitelikli, etraflıca düşünülmüş sorular sorduğunuz için. Bir şey de fark ettim yani bu sorular sadece böyle ders çalışma sınav için değil. Herhangi bir öğrencinin hiçbir geç olmadan da dinlemesi, bu videoyu dinlemesi, evet, hatta velilerin de dinlemesinde faydası olabileceğini düşünüyorum. Bir farkla yaratacak. Şimdi başarısızlıktan korkmamamız gerekiyor. Ders almamaktan korkmamız gerekiyor. Başarısızlık kötü bir şey değil. Ama eğer ders almıyorsanız bu çok kötü. Yani başarısızlıktan ders almak. Başarısızlık ders almak içindir. Sınırlarımızı öğrenmemiz içindir. Neleri doğru yapmışız, neleri eksik yapmışız. Başarısızlık müthiş bir şeydir. Deneyimdir. Yani başarısız olmadan neyi ne kadar bildiğimizi, ne kadar bilmediğimizi, neyi doğru yapıp ne yapmamız, nasıl anlayacağız? Bu başarısızlık bize kendimizi sorgulama hem içgüdüsü hem de şeyini zaruretini getiriyor, zorunluluğunu getiriyor. Diyorsunuz ki ben niye mesela sınavdan geçemedim? Çünkü sen önceliği sınava vermedin. Ben niye bu notu alamadım? Çünkü sen bu sınav geçmişini 100 saat ayırman gerekiyordu. Sen 40 saat ayırmışsın, 50 saat ayırmışsın. Bu sınavı geçmen için bu notta 100 saat okuman gerekiyor. 60 saat okumuşsun. Dolayısıyla başarısızlık, tabii ki insan sürekli başarısız olmak iyi bir şeydir. Çünkü bu insan depresyona sokar, psikolojik olur. Ama ben de defalarca başarısız oldum. Sıfır aldığım sınavı var, hiç girmediğim sınav var, kaçırdığım sınav var. Ve bunların hepsinde de ders aldım. Kendimi eleştirdim. Ve o başarısızlığı atomize ettim. Neden ben başarısız oldum? Hak etmiyorum. O zaman farklı bir şey yap. Başarısızlığın işe yarayan bir şey olduğunu söylüyorsun. Kesinlikle yani. Ya, 1000 tane ampulü patlattı Edison bir ampul bulmak için. Tesla kaç kere elektrik çarptı? Elektriği bulacağım diye. Evet. Ya böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir başarı böyle birdenbire olmuyor. Bir uçak yapıyorlar. Defalarca uçaklar düşüyor. Pilotlar hayatını kaybediyor. Deneyle yapıyorlar. Yanıyor motorlar yanıyor. Bir sürü deneyden sonra Apollo giderken biliyorsunuz laboratuvarda prototip uydu yandı. İçinde 3 tane astronot hayatını kaybetti. Yani bu başarıların hep arkasında. Ama bize sadece başarı hikayesini gösterince sanki böyle birdenbire her şey başarılı olmuş. Bir akrobasi hareketi yapan bir motosiklet sürücüsü defalarca düşmüştü, bileğini kolunu kırmıştı ama havada 8 takla attığında ne kadar başarılıyız? O bir kere de olmuyor. O büyük bir emek sonucu. Jimnastikçiler de. Bizim olimpiyat şampiyonlarından birinin bir sözüydü. Şimdi tam ismini hatırlayamadım ama ben bu 12 saniye için yıllardır çalışıyorum. Evet, 20 sene çalıştım. Evet. Tam saniye bahsediyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani hocam peki özel bir soru size. Yani defalarca başarısız oldum dediniz ya. Böyle çok çarpıcı bir başarısızlık var mıydı? Ya ben mesela eczacı fakültesine başladığımda, yani 5 senelik okulu, ben kendi kendime kafamda dedim ki ben 3 sene burayı bitiririm ya, 3-5 sene bitiririm ya, şey yapan diye. Epeyce uzadı, her dersi 2 kere aldım. Hani şeyi... öyle bir plan da mı? Ya şimdi, benim ezberim yoktu, ben şimdi mekanizma öğrenmeye çalışıyorum. Çok karmaşık yani mekanizma, çünkü o 4 sene, 5 sene sadece bir şey. Hocalar da bitir, sonra gel uzmanlıkta mekanizmaya çalışalım diyorlardı. Yani adaptasyonda biraz şeyim vardı, sorun yaşadım ama sonra da okuduktan falan hepsi bana geri döndü. Hocam doktora tezinizde de böyle bir şey oldu sizin. Evet. Kaç kez reddedildiniz? Tabii benim 4 kere doktora. Hoca dedi ki çok güzel tezi, çok etkileyici dedi ama onu çöpe atabilirsin dedi. Ama dedi etkileyici. Yani dedi dünyadaki çalışmalar yapmışsın ama biz Türkiye'deki çalışmalar istiyoruz. Ama öyle dediniz, ben dedi dünyadaki çalışmaları oku dedi. Onu bilmen gerekiyor. Yani hikayenin tamamını bilmen gerekiyordu. Ya ben tekrar bir daha baştan yazdım. Bu defa dedi ki çok güzeldi ama akademik değil. Çünkü referanslarımız güçlü olması lazım. Böyle defa. Ama iyi ki hocam yani o distilasyon bizim şeyde var. Böyle damıtma tekniği var. Süzme.
Yani süzme felsefe kitabında eczacılıktan etkilek adını süzme konuştum. Yani kimyasalar süzerken böyle damıtıyorsunuz değil mi? Evet. O şey ikisi çıksın diye. Hoca hakikaten beni damıttı yani. doktora da damla damla. Yani çok yoruldum. Perişan oldum. Ama sonunda o bir belli bir kıvama getiriyor seni. Bir çok başarısız oldum ve çok şey öğrendim. Başarısızdan korkmak lazım. Bu doğal hayatın içinde doğal akışıdır. Hayatın doğal akışıdır. Bir arabaya istersiniz gidip galerinin önünde durursunuz, içeri gidersiniz, der ki fiyatı bu kadar, o para sizde yoktur, alamazsınız. Bir daha gidersiniz, bu defa der ki o model yoktur filan, ama pes etmezsiniz, paranızı biriktirirsiniz, daha çok çalışırsınız. Yani hayallerinizde imkanlarınız yetmiyorsa imkanlarınızı arttırırsınız, gidip o hayaliniz gerçekleşir. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.